Bedir Yevmul Furkan'dır Kur'an'ın deyimiyle, değil mi? Hak ile batılın mücadelesidir. Hidayet ile delaletin mücadelesidir. İman ile inkarın mücadelesidir. Bir kesim bunu böyle görürken karşı taraf bunu böyle görmüyor. Karşı taraf nasıl görüyor biliyor musunuz? Beni Ümeyye ile Beni Haşim arasındaki bir mücadele olarak görüyor. Niye böyle? Bu iddia yersiz bir iddia mı? Delili yok mu bu iddianın? Var. Şöyle bir delili var dostlar. 1000 kişiyle geldi Mekke Bedir'in meydanına. 313 yiğit var karşı tarafta iman saflarında. 3 kişi yürüyor öne doğru Mekke saflarından. Kim bunlar? Utbe İbni Rebi'a, Velid İbni Utbe, Şeybe İbni Rebi'a. 3 şahıs saydım. Bunlar kim biliyor musunuz? Utbe Ebu Sufyan'ın hanımı Hind'in babası. Velid Utbe'nin oğlu, Şeybe Hind'in amcası, Utbe'nin kardeşi. Üçü de Beni Ümeyye'den. Hind Ebu Sufyan'ın amcası Rebi'a'nın torunudur. O da aynı sülaleden. Geliyorlar Bedir'in meydanında, karşılarına 3 kişi istiyorlar. Allah Resulü şöyle bir bakıyor Ensar'a. Çünkü Ensar çoğunlukta. Ve bir söz almış Bedir'den önce. Söz vermiş Ensar'ın liderlerinden, Ensar'ın rehberlerinden Sad bin Muaz. Ya Resulallah demiş, Kızıldeniz'e desen senin arkanda Kızıldeniz'e yürüyeceğiz demiş. 3 yiğit atılıyor Ensar'dan. Avf, Muaz, peygamberin şairi ve aşığı Abdullah İbni Revaha. Şimdi 3 tane Beni Ümeyye'nin mensuplarının karşısına Ensar'ın 3 yiğidi çıkıyor. Utbe diyor ki siz kimsiniz? Abdullah İbni Revaha diyor ki biz Muhammed'e gönül verenleriz. Medineli Ensarlarız. Utbe hiç onları muhatap almıyor. Dönüyor Allah Resulüne doğru. Ey Muhammed diyor, biz buraya Medineli rençberlerle, çiftçilerle savaşmaya gelmedik. Bizim karşımıza bize denk olacakları çıkar. Bu nedir biliyor musunuz dostlar? Bu Beni Ümeyye'nin eski defterleri açmasıdır aslında. Aslında denk istedikleri kimdir? Beni Haşim'den olanlardır. Eğer Kureyş'ten olsaydı Allah Resulü, haydi Ebu Ubeyde İbni Cerrah der onu gönderirdi. Haydi Sad bin Ebi Vakkas der onu gönderirdi. Haydi Zübeyir bin Avvam der onu gönderirdi. Haydi Sad İbni Zeyd, Said İbni Zeyd der onu gönderirdi. Demedi. Çünkü Allah Resulü anladı onların derdini. Onların derdi Beni Haşim'di. Onlar Beni Haşim ile tarihten gelen bir intikamın savaşını vermek için Bedir'in meydanına gelmişlerdi. Allah Resulü anlayınca kum ya Hamza dedi. Kum ya Ali dedi. Kum ya Ubeyde dedi. Kim bunlar? Abdülmuttalib'in çocukları. Biri onun oğlu Hamza, biri Ebu Talib'in oğlu Ali, biri de Haris'in oğlu Ubeyde. Şimdi 3 Beni Haşim, 3 Beni Ümeyye'ye karşı. Peki kılıç sallayan iki taraf da aynı duygularla mı kılıç sallıyorlar? Hayır. Bizler biliyoruz ki Beni Haşim'den olan o yiğitler, bir amca iki yiyen, Allah adına hakikat uğruna orada kılıç sallayacaklar. Ama oraya gelen Beni Ümeyye'nin ne hakikat gibi bir derdi ne de Allah gibi bir kaygısı var. Onların derdi tarihten gelen bir intikam arzusu.
Onlar yıllar yılı dedelerinin öcünü almaya gelmişler. Dedelerinin onlara bir miras olarak bıraktığı asabiyetin orada bedelini ödemeye gelmişler. Ne oldu Bedir? İman galip geldi değil mi? Hamza serdi Utbe'yi yere. Ali verdi. Ubeyde biraz zorlandı. Kendi de yaralandı. O da serdi Şeybe'yi. Yankılandı Bedir tekbirlerle. Ve başladı harp. Harbin sonunda en büyük mağlubiyeti Mekke kabileleri arasında Beni Ümeyye çekti, omuzladı. Üç kişisini en başta verdi. Ebu Sufyan'ın oğlu Hind'in oğulluğu Hanzala Ali'nin kılıcı altında doğrandı. Amr Ebu Sufyan'ın diğer oğlu yine Ali tarafından tutuklandı. Görün dostlar Bedri, görün de Sıffını ve Kerbela'yı öyle anlayın. O insanların intikam ateşinin kaynağının neresi olduğunu öyle anlayın. Ve o günden sonra Beni Ümeyye intikam ateşi üzerine intikamını daha da ziyadeleştirdi. Hint Vahşi'yi kiraladı. Tek bir görevi vardı. Eğer bir gün harp olursa babasını öldüren Hamza'yı öldürecekti. Ve Uhud'a böyle geldi Beni Ümeyye. Bedir'in öcünü almak için. Ve aldılar da. Hamza'yı orada şehit ettiler. Kızını alamadı Hint. Vahşi'ye dedi ki çıkar ciğerlerini. Ciğerleri çıkarıldı Allah Resulü'nün o güzide amcasının. Ve ciğerler bir sakız gibi çiğnendi. İntikam ateşinin boyutu işte bu noktaya geldi. Yıllar yılı unutmadılar Müslümanlar bunu. Yıllar yılı. Ne zaman anılsa o aileden birisi, ey ciğerleri çiğneyen kadınların oğlu diye anıldı o aile Müslümanların içerisinde. Uhud'da böyle neticelendi. Bir yıl geçti aradan. Mekke'nin lideri yine Ebu Sufyan. İki Kur'an öğretmeni Ebu Sufyan'ın ellerinde. Zeyd İbni Desin'le Hubeyd İbni Adi. Muhammed'e söz söyleyin. Sizi serbest bırakalım diyenlere karşı hayır biz değil Muhammed'e söz söylemek, onun bir tek saçının telini dahi feda etmeyiz deyip onların eliyle şehadet şerbetini içeceklerdi. Uhud'dan 2 yıl geçmiş, bu sefer büyük bir orduyla gelmiş Mekke, Ahsap ordularıyla Hendek'e. Yine önlerde Ebu Sufyan, yine önlerde Beni Ümeyye. Hudeybiye'ye gitmiş, konaklamış Allah Resulü. Amacı sadece hac yapmak, umre yapmak. İçeri alınmayacak emrini çıkaran yine Ebu Sufyan. Bir anlaşma yapılmış, geri dönülmüş. Mekke tarafı anlaşmayı bozmuş. Şimdi Ebu Sufyan Medine'ye gelmiş. Anlaşmanın uzatılması için imkanları zorluyor. İlk gittiği yer neresi? Allah Resulü'nün kerime zevcelerinden biri olan Remle binti Ebu Sufyan. Yani bilinen adıyla Ümmü Habibe. Babası kızını ziyarete gidiyor. Allah Resulü Ebu Sufyan'ın kızıyla mı evlenmiş? Evet, onunla evlenmiş. Niçin evlenmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyor musunuz? 2 sebebi var. Bu yiğit hanım İslam'ın ilklerinden. Daha Mekke'de iman etmiş kocası Ubeydullah İbni Caş'la. Ve Mekke'nin zulümleri üzerlerinde yoğunlaşınca Habeşistan'a hicret etmiş kocası Ubeydullah'la. Kocası orada irtidat edip İslam'dan Hristiyanlığa geçmiş. Ve bir müddet sonra da ölmüş Habeşistan'da. Allah Resulü Necaşi'ye haber göndermiş. Sana sığınan o hanımlardan Remle'yi ben nikahlıyorum. Sen de benim nikahımı kıy demiş.
Remle, ta Habeşistan'da, Allah Resulü Mekke'de ama bir nikah kıydırıyor. Ve bu nikahı da Mekke'nin sokaklarında bir duyurucuya ilan ettiriyor. İlan et ki Muhammed'in nikahı altına girmiş Ebu Sufyan'ın kızı. Amacı ne? İki amacı var Allah Resulü'nün. Birincisi dostlar, o iman mücahidesini taltif etmek. Onun iman yolundaki o gayretine bir ödül verip kendi nikahıyla ona teşekkür etmek. İkincisi ne biliyor musunuz? İkincisi de Beni Ümeyye ile aralarında olan o buzları eritmek. Ama olmuyor. Erimiyor bir türlü. Aslında aynı çabayı Dede Abdülmuttalip de göstermiş biliyor musunuz? Hiç düşündünüz mü neden 10 amcanın en düşmanı Ebu Leheb diye? Öyle bir düşmanlık ki Kur'an yazıyor onu. Öyle bir düşmanlık ki hanımının düşmanlığı Hammaletel Hatap, odun taşıyıcısıdır diye ilahi kelamın harfleriyle silinmez bir biçimde yazılıyor. Sebepleri var ama bir sebebi de şu. Ümmü Cemil Ebu Sufyan'ın öz kız kardeşidir. Anlayın buradan o amcanın diğer amcalardan farkını. Oraya da el atmış Beni Ümeyye. Abdülmuttalip eski defterleri kapatma adına onu gelin olarak evine sokmuş. Ama Ümmü Cemil yine aynı asabiyetle o kinin üzerine kin ekledi. Böyle yürüyor işte Beni Ümeyye ile Beni Haşim arasındaki rekabet. Geliyor Ebu Sufyan Medine'ye. Kızının evine gitmiş. Tam oturacağı sırada imanına kurban olduğumuz o müminlerin annesi ve bizim annemiz minderi çekip alıyor altından. Şaşırıyor Ebu Sufyan. Ey kızım diyor. Beni mi mindere layık görmedin, minderi mi bana layık görmedin? Babacığım diyor, o minder benim efendimin minderi. Sen ise bir müşriksin, bir müşriğin babam dahi olsa efendimin minderine oturmaya hakkı yoktur. Bir sarsılması lazım Ebu Sufyan'ın. İmanın kendi öz kızını ne hale getirdiği noktasında bir sarsılması lazım. Ama sarsılmıyor. Sarsılacak bir müddet sonra. Orada diyor ki kızına, ey kızım diyor. Sen benden ayrıldıktan sonra sana çok garip haller olmuş. Sana şerler isabet etmiş. Seni de kaybettim ben Muhammed'in sayesinde diyor. Çıkıp gidiyor o. Ve orada Medine'den anlaşmayı uzatma noktasında bir karar çıkaramıyor Ebu Sufyan. Dönüyor Mekke'ye. Allah Resulü hicretin 8. senesi 10 bin askerle Mekke'nin kapılarına dayanıyor. Ma'ruz Zahran denen bir bölgede konaklayınca Efendimiz haydi diyor askerlerine İslam'ın gücünü ve izzetini gösterin yakacağınız ateşlerle. Ve bir anda semanın karanlığı İslam askerlerinin yaktığı 10 bin meşale ile aydınlanıyor. Mekke'nin lideri Ebu Sufyan ne oluyor diye şöyle Müslüman ordugaha doğru yaklaşıyor. Orada askerler tarafından tutuklanıyor. Hazreti Ömer görüyor tam kılıcını çekmiş kafasını uçuracak. Peygamberimizin amcası Abbas benim emanımdadır deyip Ebu Sufyan'ı emanına aldığını ilan ediyor. Tutuyor Ebu Sufyan'ın elini Allah Resulüne getiriyor. Efendimiz imana davet ediyor. Çünkü Allah Resulü'nün derdi eski defterler değil dostlar. İman namına mücadele ediyor. Onun yolu nübüvvettir. Onun yolu risalettir.
Onun yolundan gelenlerin derdi de imamettir. Ama karşı taraf öyle değil. Dertleri başka. Onlar saltanatın peşinde. Onlar eski defterlerde kalan intikam ateşlerinin peşinde. Onlar ailelerinden kalan asabiyetin peşinde. Efendimiz diyor ki ey Ebu Sufyan, iman edeceğin gün gelmedi mi? Şöyle kemküm ediyor Ebu Sufyan. Hazreti Abbas yanaşıyor kulağına. Kafanı kurtarmak istiyorsan iman et diyor. İman ediyor. Allah Resulü biliyor orada Ebu Sufyan'ın ikrarının korkudan olduğunu. Buna bir şey demiyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imanın basamaklarına inanıyor. Bugün korkudan iman edenin yarın yürekten iman edeceğini biliyor. Bugün İslam'ın siyasal otoritesine bakıp ondan pay alabilir miyim diye iman edip diye gözükenlerin yarın gerçek manada iman edeceklerine inanıyor. İmanını kabul ediyor Allah Resulü. Ebu Sufyan tam Allah Resulü'nün yanından çıkacakken Efendimiz Hazreti Abbas'ı geri çağırıyor. Ey Abbas diyor, yarın Ebu Sufyan'ı falanca tepenin başına götür. İslam askerleri oradan geçsin. O İslam askerlerini görsün ki yüreğindeki iman tohuma dursun, daha da yerine yerleşmiş olsun. Efendimiz çok iyi biliyor dostlar, çok iyi biliyor. Ebu Sufyan'ın halen imanın galibiyetini aslında bir Beni Haşim galibiyeti olarak gördüğünü çok iyi biliyor. Onun için ona öğretmek istiyor. Bu güç Beni Haşim'in gücü değil. Bu güç imanın gücüdür. Allah'ın ikram ettiği nübüvvet medresesinin gücüdür. Alıyor Hazreti Abbas Ebu Sufyan'ı yanına, bir tepenin üzerine çıkarıyor. Askerler geçmeye başlıyor bölük bölük. Her geçen asker Ebu Sufyan'ın hayretine hayret katıyor. Aman Allah'ım diyor. Bunlar da mı iman etmiş? Bunlar Kureyş'in en azılı düşmanları değiller miydi? Nasıl olur Huzalıların şu kolu Muhammed'e inanır? Beni Bekir'le mi iman etmiş? Kinane'ye inanan bunlar da mı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş diye hayretini gizleyemiyor. En son dönüyor Hazreti Abbas'a diyor. Ey Ebal Fadl, kardeşinin oğlunun saltanatı ne kadar da büyümüş. Bakın yine saltanat. Yine onun aklında o. Ama Allah Resulü'nden bu işin ne olduğunu öğrenen Hazreti Abbas şu sözü söylüyor. Sus ey Ebu Sufyan, bu saltanat değil nübüvvettir diyor. Sen bunu saltanat olarak görürsen eğer işi yanlış anlarsın. Bu nübüvvettir, saltanat değil. Efendimiz yine yüreğini kazanmak için Ebu Sufyan'ın bir emirname çıkarıyor Mekke'ye. Her kim Kabe'ye sığınırsa güvencededir. Her kim kendi evinde sığınır, kapıyı kapatırsa güvencededir. Her kim Ebu Sufyan'ın evine sığınırsa güvencededir. Böyle yapmakla yüreğini açmak istiyor Allah Resulü. Ve bunların hepsi adım adım Ebu Sufyan'ı gerçek imana doğru taşıyor. Hiç kimse onların imanlarını sorgulayamaz. Hepimiz onların iman ettiklerine inanıyoruz. Allah Resulüne o ikrarlarını sorgulama yetkimizin olmadığını da biliyoruz. Zaten işimiz o da değil. Asıl işimiz neden böyle oldu sorusuna tarihten cevap bulabilmektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dostlar, Mekke'nin fetih günü bu aileye ikram üstüne ikram ediyor. Amacı ne? Amacı şu: bakın ben eski hesapların peşinde değilim.
Benim derdim değil dedelerimizin yaptıkları. Ben iman ettikten sonraki hayatlarınıza bakarım. Hint diyor ki Ebu Sufyan'ın hanımı, acaba ben gitsem Muhammed beni de affeder mi? Yine de işi riske atmayalım. Şöyle iyi bir kapanayım, peçe takayım. Sadece gözlerim gözüksün, Muhammed beni tanımasın. Bakayım bana tepkisi ne olacak, sonra kimliğimi açıklayayım diyor. Çağırıyor kardeşi Huzeyfe'yi, Huzeyfe İbni Utbe'yi. İman eden salih bir insandır o. Ve yeğeni Hazreti Osman'ı, ikisiyle beraber Allah Resulü'nün huzuruna gidiyorlar. Efendimiz ya tanıyor başta ya tanımıyor, bilemiyoruz. Ondan biat almak istiyor. Biat alırken şunu söylüyor: ey hanım diyor, bana namaz kılacağına, zekat vereceğine ve çocuklarını öldürmeyeceğine dair söz ver, biatlaşalım. Efendimiz bu sözü söyleyince diyor ki, sen bize çocuk mu bıraktın? Hepsini Bedir'de kaybettin. Allah Resulü anlıyor ki gelen ilktir. Bakın orada da açtı eski defterleri. Orada da kendi suçlu olmasına rağmen, Hamza gibi bir dağı devirmesine rağmen, bunun hesabını sormayan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Bedir'de öldürülen babasının ve kardeşinin hesabını soruyor. Ama hiçbir şey söylemiyor Allah Resulü. Hiçbir şey. Onun da imanını kabul ediyor. Onu da İslam toplumu içerisinde bir fert olarak kabul ediyor. Onun da iman yolunda kemalata doğru yürümesi için elinden gelen her imkanı seferber ediyor. Peki ne oldu dostlar bunlara? Niye bunlar, bu aile bunca ikrama rağmen yine de o eski hesapların peşindeler? Neden daha düne kadar Ebu Sufyan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısındayken şimdi Muaviye Ali'nin karşısındadır, yarın Yezid Hüseyin'in karşısına geçecektir. Hüseyin'in kesik başı Kerbela'dan Şam'daki saraya taşındığı zaman Taberi anlatır bunu tarihinde. Yezid elindeki kamçı ile İmam Hüseyin'in başıyla gözüyle oynarken atalarımın Bedir'deki öcünü aldım diyecektir. Bu göstermez mi bize İntikam ateşinin yüreklerine nasıl sirayet ettiğini? Dayanamayacak o sahneyi gören Ebu Berze el-Eslemi isimli sahabi, çek o zalim kılıcını İmam Hüseyin'in başından diyecek. Vallahi yarın ahirette senin şefaatçin İbni Ziyad'dır, onun şefaatçisi ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Sönmüyor dostlar, o ateş sönmüyor. Sadece İmam Hüseyin ile Yezid arasındaki bir mücadele de değil, 100 yıl Emevi Haşimi olarak sürecek. 100 yılın sonundan bugüne kadar da imamet ve saltanat diye sürecek o kavga. Aileler değişecek, isimler değişecek. Ama o gün ekilen tohum bugün de yine meyve verecek. Peki neydi dostlar bunların derdi? Ne olmuştu ki Beni Ümeyye bu kadar düşman olmuştu Beni Haşim? Biraz irdeleyelim mi sabırlarınızı zorlamadan? Varıyoruz 5. dedeye, Kusay'a. Kusay'ı hatırlayın. Kabe'nin idaresini ele geçiren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve tabii ki Ebu Sufyan'ın 5. babası. Müthiş bir devlet adamı. Darun Nedve'yi kurarak o bölgede ilk kez parlamento gibi insanların yönetimde söz sahibi olabilecekleri bir sosyal organizasyon oluşturan büyük idareci. Kusay'ın 4 oğlu olur. Bu 4 oğul
birbirleriyle önceleri iyice geçinirler. Herhangi bir sıkıntıları yok. İsimlerine bakıyoruz. Dört oğlun: Abdudar, Abdülmenaf, Abdüluzza, Abdülkusay. Dört oğul. Abdülkusay erken yaşta vefat ediyor. Geriye üç oğul kalıyor: Abdudar, Abdülmenaf, Abdüluzza. Abdudar Kabe'nin son güne kadar anahtarlığını yapan Osman bin Ebi Talha'nın kabilesi. Daha da yıldız bir isim söyleyeyim: Musab bin Umeyr'in kabilesi. Onun dedesi Abdudar. Abdüuzza Hazreti Hatice'nin dedesi. Varaka İbni Nevfel'in dedesi. Zübeyir İbni Avvam'ın dedesi. Abdümenaf Efendimiz ve Ebu Sufyan'ın dedesi. Abdülkusay vefat edince Kusay bu üç oğlu arasında hem ticareti hem de Kabe'nin ve Mekke'nin idaresini paylaştırıyor. Kusay vefat ettiği zaman en büyük oğlu Abdudar'ı diğer kardeşlerinin üzerine idareci olarak seçiyor. Ama Abdudar diğer iki kardeşe göre biraz daha pasiftir. Onun için Abdümenaf ile Abdülüzza bu seçime karşı çıkarlar. Ve üç kardeş arasında bir sıkıntı baş gösterir. Bu sıkıntı ilerleyince Mekke'de bu kardeşlere taraftar olmaya başlar. Böyle bir taraftarlık ileri bir seviyeye yükselince Abdudar'la Abdümenaf arasındaki çekişmeden Abdülüzza geri çekilir. Ben istemiyorum der. Ne yaparsanız yapın. Musab bin Umeyr'in dedesi Abdudar'la Efendimiz ve Ebu Sufyan'ın dedesi Abdümenaf arasında çekişme baş gösterir. Tabi bu ileri bir düzeye çıkınca Abdümenaf biraz da zekidir. Aklını kullanarak diğer kardeşini kontrol altına alır ve Mekke'deki birçok idareyi eline alır. Şimdi tek bir lider olmasa da Abdümenaf Mekke üzerinde ciddi bir söz sahibidir. Derken Abdudar vefat eder. Abdümenaf'ın da çocukları olur. Muttalip olur bildiğimiz. Birkaç oğlu daha olur. Bir müddet sonra da iki tane erkek evladın sahibi olur. İki kardeş, ikiz. Birine Amr ismini koyar, birine Abdüşems ismini koyar. İşte o Amr ileride Haşim diye meşhur olacak. Efendimizin dedesi Abdüşems de Ebu Sufyan'ın dedesidir. Bu ikiz kardeş yaşıt olma itibariyle beraberce büyürler. Ama çocukluktan itibaren araları bir türlü iyi olmaz iki kardeş. Amr Haşim diye meşhur olacak. Abdüşems Ebu Sufyan'ın dedesi diye bileceğimiz şahsiyet. İlerleyen yıllarda dostlar Abdümenaf vefat edeceği sırada o da babası Kusay gibi hem Kabe'nin idaresini hem ticareti oğulları arasında paylaştırır. Mesela Haşim'e Kur'an'a giren Kureyş suresindeki yaz ve kış ticari seferleri diye anılan seferleri tevdi eder. Haşim Yemen ile Şam'a ticari seferleri yapar. Kabe'nin idaresinde de Rifade ve Sikaye görevlerini yerine getirir. Fakir hacılara yemek verir ve hacılara su dağıtma işine bakar. Dini bir kimliği olur Haşim'in. Abdüşems ise Habeşistan'a ticaret yapmaya başlar babasının telkiniyle ve Kiyade denen askeri birliğin yani savaş idaresini eline alır. Tabi hem ticari anlamda hem Kabe'nin idaresi anlamında birbirleriyle yarışmaya başlarlar bu iki kardeş.
Bir müddet sonra Haşim Mekke'den Medine'ye gider bir ticari sefer için. Orada Selma isimli bir hanım ile evlenir. Gazze'ye gider ve vefat eder. Gazne'de de defnedilir. Geçen derslerimizde onu anlatmıştım. Abdüşşems ne olur dostlar? Abdüşşems ise bir olaya karışır Mekke'de. Ticari bir olaya ve bu olayda haksız bulunur. Olay Haşim'e geldiği zaman Haşim der ki kardeşine, sen der haksızsın bu olayda. Sen karşı tarafın hakkını ödemek zorundasın. Bunu dediği zaman Abdüşşems'in çok zoruna gider bu. Sen demek ki beni yabancı bir adama tercih mi ediyorsun? Yabancı bir adamı bana mı tercih ediyorsun? Yemin olsun ki sana 10 yıl boyunca Mekke'ye ayak basmayacağım der. Ve çeker gider Mekke'de. Haşim Medine'ye gelir. Peki Abdüşşems nereye gider dostlar? Tesadüf değil bunlar. Demek ki tarihsel bir birikim var. Abdüşşems de Şam'a gider. İlerleyen dönemlerde Şam'ın Medine ile olan münasebetini işte buradan anlayın. Şam'la Medine arasındaki kavganın tarihsel kökenlerinin ta o günlerden atıldığını buradan anlayın. 10 yıl boyunca. Tabi Abdüşşems ölür, oğlu Ümeyye çıkar. Ümeyye babasının bu yemininin intikam ateşiyle büyür ve amcası Haşim'e ateş püskürür. Bir gün elime geçirsem de amcamı, 10 yıl babamı Şam'da yaşamaya mahkum ettiği için lime lime doğrasam der. Böyle bir intikamla yetişir. 10. yılın sonunda çıkar Mekke'ye gelir. Şimdi sahnede Ümeyye var. Haşim öldüğü için Haşim'in abisi Muttalip var. Haşim'in öldüğünü duyunca pek de üzülmez ama babasından devraldığı o intikam ateşini amcası Muttalip'in üzerinde söndürmeye çalışır. Ama Muttalip buna meydan vermez. Muttalip bir müddet sonra gider 8 yaşındaki yeğeni Şeybe'yi alır Mekke'ye getirir. O Şeybe işte Abdülmuttalip'tir. Büyüyüp Abdülmuttalip olacak olan insandır. Muttalip ölür. Ümeyye ölür. Abdülmuttalip büyür. Ümeyye'nin oğlu Harp büyür. Şimdi sahnede Harp ile Abdülmuttalip var. Zemzem kuyusunun bulunmasından birkaç sene öncedir. Harp bir Yahudi tüccarla aralarında bir ihtilaf olmuştur. Ve bu ihtilafın üzerine o Yahudi tüccarı öldürmüştür. Mesele o gün için Mekke'nin reisi olan Abdülmuttalip'e intikal eder. Abdülmuttalip neyle hükmedecek? Elbette ki adaletle. Yeğeni harbe der ki amcasının oğlu olarak, haksızsınız der. Bu Yahudi tüccarı öldürdünüz, onun yakınlarına diyet ödeyeceksiniz. İşte orada parlar harp. Senin baban babama çektirmişti, sen de şimdi bana mı çektiriyorsun der. Ama babam yemin edip gitmişti Mekke'den. Vallahi ben gitmiyorum, son güne kadar senin ve senin oğullarınla savaşacağım diyor. Atılan bir intikamın Harf ve Abdülmuttalip tarafından bir daha yenilendiğine şahit oluyoruz. Kavga o kavgadır işte dostlar. O gün atılan kavga 100 yıl devam edecek. Ondan sonra da iki tarafın zihniyetinin birbirleriyle devam ettirerek süre geldikleri bir kan davasına dönüşecek. Dün bir tarafta Ümeyye vardı, bir tarafta Haşim. Dün bir tarafta Harp vardı, bir tarafta Abdülmuttalip. Dün bir tarafta Ebu Sufyan vardı,
Bir tarafta Allah Resulü. Dün bir tarafta Muaviye vardı, bir tarafta Ali. Bir tarafta Ali vardı, bir tarafta Muaviye. Bir tarafta Hüseyin vardı, bir tarafta Yezid. Ve o kavga bitmedi. O gün atılan o intikam temelleri yüzyıllar sürecek bir intikam ateşine dönüştü. Neden bu kavga? Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi dostlar? Bunu da bir yere yazalım. Yine Zemzem kuyusuna dönelim. Aradan yıllar geçiyor. Abdülmuttalip evlilikler yapıyor ve çocukları oluyor. 10 tane şimdi çocuğu var. Kim bunlar? İsimlerini de biliyoruz en azından. Bu 10 çocuğun Haris, Ebu Talip, Ebu Leheb, Dırar, Mukavvim, Hacr, Abbas, Hamza, Zübeyir ve Abdullah. 10 çocuk. Ama burada gözden kaçan bir ayrıntı var. Onu da söylememe müsaade edin. Biliyoruz ki Hazreti Hamza, bizim bildiğimiz Hamza, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yaş farkı ya birdir ya 1,5. Aynı dönemdedir. Bu bilgi kesindir. Çünkü aynı memeden süt emmişlerdir. Aynı memeye ikisi de dudak koymuştur. Böyle bir bağları da var Hazreti Hamza ile Efendimiz'in. Peki burada eğer Abdullah en küçük oğulsa Hamza'nın burada oluşu bir karışıklık değil mi? Elbette ki bu Hamza bizim bildiğimiz Hamza olsa karışıklık ama o değil. İbni İshak bize işte bu ayrıntıyı anlayabileceğimiz bir ipucunu verir. Der ki Abdülmuttalib'in meşhur bu kurban kıssasında 10 oğlu vardı. Ama ondan sonra da Abdülmuttalib birkaç evlilik yaptı ve bu evliliklerinden de 3 oğlu daha oldu. Ölen çocukları olduğu için Abdülmuttalip isimleri yaşasın diye aynı çocuklarının isimlerini yeni doğan çocuklarına koydu. Dolayısıyla kurban kıssasındaki Hamza bizim bildiğimiz Hamza değil. Çünkü Abdullah Abdülmuttalip'in en küçük oğludur. İşte bu 10 oğul olunca Abdülmuttalib'e Zemzem kuyusunun yerini gösteren Allah o adağını hatırlatır. Ey Abdülmuttalib adağını yerine getirir. O rüyanın üzerine de Abdülmuttalib oğullarını toplar ve yıllar önce vermiş olduğu o adağı oğullarıyla açar. Oğulları İsmail'in soyundan gelen oğullardır. Onu da birden boyunlarını babalarının önlerine koyar, kes baba der. Her biri orada İsmail'in rolünü oynar. Ama öyle olmayacak. Abdülmuttalip hayır diyecek, kura çekeceğiz. Kura da her seferinde Abdullah'a çıkacak. Efendimiz yıllar sonra bu olayı anlattığı zaman ne diyecek biliyor musunuz? Ben iki kurbanlık babanın oğluyum. Biri İsmail, biri de gerçek babası Abdullah. İki kurbanlık babanın oğlu. Tabi Abdullah'ın kurban edileceği duyulunca Mekke yer yerinden oynar. Mekke seviyordur Abdullah'ı. Üzerinde birçok işaretler görmüşlerdir. Abdülmuttalip oğulları içerisinde en fazla sevilendir. Mekke'nin ileri gelenleri karşı çıkar Abdülmuttalip'e. Eğer sen bu işi yaparsan bu bir geleneğe dönüşür. Onun için bu işten vazgeçmelisin. Abdülmuttalip adağını söyler. Bunun bir yolu vardır. Medine'de Arrafe diye bilinen bir kadın bilgin var. Ona git olayı anlat. O seni bu sorununu çözecek bir şeyler söyleyecektir. Varır Abdülmuttalip Medine'ye. Arrafe diye bilinen kadın Hayber'e gitmiştir, Hayber'e gider. Hayber'de meseleyi açar ona, o kadın şunu söyler. Bölgenizde bir insan diyeti kaç deve? 10 deve. O halde 10 deve bir tarafa,
Abdullah'ı bir tarafa koyun, develer çıkana kadar da deve sayılarını onar onar arttırın. En son develere çıktığı zaman o develeri kurban edin, inşallah o kurbanlar adağınızın yerine geçecektir. Abdülmuttalip gelir, söyleneni yapar. Bir tarafta 10 deve, bir tarafta Abdullah. Kura Abdullah'a çıkar. 10 kez tekrar edilir kura, her seferinde Abdullah'a çıkar. 100 deve Abdullah develere çıkar. Abdullah, Abdülmuttalip der ki hayır, 3 kez tekrar edeceğim. Rabbimin iradesinin böyle olduğunu anlamak için 3 kez tekrar edeceğim. 3 kez tekrar edilir, 3 kez de kuralar develere çıkar. Develer kurban edilir, Abdullah da o kıssadan kurtulur. Yine gözler o ailede, yine bir mucizenin izleri bu ailenin ve bu ailenin son nur topu olan Abdullah'ın üzerindedir. Ne olacak acaba? Ne olacak da Abdülmuttalip ailesi bu mucizelerinin altını en son büyük bir şeyle imzalayıp işte size yıllar yılı müjde verdiğimiz şey buydu deyip aleme ilan edecekler. O müjde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Sadece Mekke'nin dilinde değil, bölgenin tamamının dilindedir. Dillerdeki müjde son peygamber Allah Resulü. Nasıl dostlar? Nasıl söylendi? O gelmeden nasıl ismi duyuldu? O gelmeden insanlık nasıl onu tanımaya başladı? O da bir dahaki derse kalsın, olmaz mı? Rabbim onların yolundan ayırmasın bizleri. Abdülmuttalip gibi İsmail vari, Hacer vari bir teslimiyeti bizlerin de hayatlarında dirilsin. Bizleri asabiyetin, bizleri saltanatın, bizleri tarihte kalmış ama izleri silinmemiş olan yanlış ve batıl davalarının temsilcileri değil, hakkın, imametin ve nübüvvetin bu çağdaki temsilcileri eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin. Müzik.